Arkadaşlar tekrar iyi akşamlar. Bu akşam sizin için seçmiş olduğum ikinci analiz hisse senedim Bağsan hisse senetleri. Bağsan hisse senetleri bugün çok güzel bir tepki çıkışı verdi. Bugün çok güzel hayranlıkla izledim Bağsan'ın hareketlerini. Şimdi bugün Bağsan 55 günlük ortalamalarına geldikçe devamlı tepki çıkışlarını veriyor. Yani 101 TL'nin... Şu 101 TL seviyesinin altına salmak istemiyorlar Balsam hisse senetlerini. Balsam Winch performans olarak yani çok uzun süreden beri ortalamaların üzerinde güçlü alım bölgesinde hareket ediyor. Şimdi endeksin yükselişinde çok harika hareketler yapıyor yani Balsan ise senetleri 132 TL zirve noktası var. Tabii endeksteki düşüşlerden dolayı 98 TL'ye kadar. Ee, düşüş hareketi yaptıktan sonra ortalamaların üzerinde özellikle 55 günlük ortalamaların üzerinde devamlı kalmaya çalışıyor. Bugün yine çok güzel bir tepki çıkışı verdi %6'lık bir tepki çıkışı verdi 101 e, TL 55 günlük ortalamaların e, üzerinde. 22 günlük ortalamaların üzerinde 107 TL 22 günlük ortalamaların üzerinde e, güçlü alım bölgesinde hareket ediyor. Balsan hisse senetleri e, şöyle pek e, bırakmak e, istemiyorlar. Yani açıkçası Balsan hisse senetlerini pek aşağıya salmak istemiyorlar. Devamlı güçlü duruşunu sergiliyor. Şöyle e, kısaca bunun e, işlem hacmine baktığım zaman bugün 226 milyonluk yüksek işlem hacmi yapmış e, Balsan hisse senetleri ana pazarda işlem yürüyor. E, FK oranı %40 biraz yükselmiş. Oralar e, biraz e, tehlikeli noktalara gelmiş. E, fakat e, işlem hacimleri çok iyi. Halka açıklık oranı %30 normal sayılır. 37 milyon sermayesine karşılık e, 43 milyonluk e, kar çıkarmış. Fakat borsada balsan hisseleri benim çok dikkatimi çekiyor. Yani satışa pek yani hissedarları pek satmak istemiyorlar. Gayet güzel bir duruşu var bu hisse senedinin. Şöyle tarih olarak bakacaksak, şöyle tarih olarak bakacaksak, 27 Haziran 2003'te bir yükseliş trendi başlatmış. Yükseliş trendini e, çok e, iyi götürüyor. Şöyle görüyorsunuz, 119 TL'ye çıkmış, oradan bir düzeltme hareketi yapmış, 94 TL, 94 TL'den tekrar bir 132 TL, 8530 endekste 132 TL e, zirve noktasına gelmiş. İsrail olaylarıyla birlikte e, 190 98,30 TL'ye kadar e, bir düzeltme hareketi yaptıktan sonra son e, son e, 1-2-3-4 iş günü oldu. Çok güzel bir e, yükseliş e, tepkileri veriyor. Yani artık e, yükselmek e, istediğini söylemeye çalışıyor. Yani bugün 55 ve 22 günlük ortalamaların üzerine kapanış yapması hacimli ve hacimli ve hacimli ve e, yüksek oranda e, prim yapması e, Borsa hisseleri dikkatleri üzerine bugün çekti yani. Bakalım önümüzdeki e, günlerde ne yapacak? E, tabi güçlü alım bölgesine girdi bir anda. E, tabi böyle hisse senetleri çok hızlı hareket ettiği için takip etmesi de zor oluyor. Bugün satış veren yarın alıma dönüyor. Bugün Alımda olan yarın satışa dönüyor. Endeksle birlikte balsan hisselerini takipte tutmamız elinde olan arkadaşlar varsa yani balsan hisseleri benim beğendiğim devamlı izlediğim hisselerden bir tanesi. Yani bu hisseye sahip çıkmak lazım. Ee, küçük bir şirket gibi görünse de borsada e, talep gören bir şirket, talep gören bir hisse senedi. Yani sonuçta. Takipte olmasını istediğimiz hisse senetlerinden bir tanesi, beğendiğim hisse senetlerinden bir tanesi. Yani şu anda zaten güçlü alım bölgesine girmiş durumda. Ee, Tabi önümüzdeki günlerde endeksle birlikte ne hareketler yapar birlikte izleyeceğiz. Balsan hisseleri hakkında söylemek istediklerim bugün kısaca. Ee, bu kadar ee, yani bu hisse senedine sahip çıkmaktan başka bir şey yok. Çünkü çok güzel hareketler sergiliyor yatırımcıları hisselerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Zaten güzel bir hisse senedi, kötü bir şey yok. Bir iki halka FK oranlarının yüksek olduğunu söylemiştim. Onu da artık sindiriyor demek ki yatırımcılar için sorun yok. Yani balsan hisse senetleri hakkında bugün söyleyeceklerim kısaca bu kadar. Herkese iyi akşamlar dilerim.